Sevgili arkadaşlar, bir kez daha hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Death serimize devam ediyoruz. Haftada bir de olsa böyle bir video yetiştirmeye çalışıyorum bir yoğunluğun arasında. Umuyorum sizin için de uygundur, keyifleriniz yerindedir. Videoyu beğenerek destek olursanız da çok sanırım diye ekleyeyim. Önceki denememizde biliyorsunuz Dracula ile karşılaşmıştık. İlk fazını yenmeyi başarsak da ikinci fazı da varmış ve o da bayağı bir zorluymuş. Bugün hatta şuradan da gösterebilirim, haritamızda aslına bakarsanız burada Dracula'nın kalesi ve Efendi'nin kalesi kısımları da açıldı. Saat odasından gidildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bir kere daha ben burada karşılaşmak için Dracula'nın kalesiyle saat odasına gideceğim. Saat odasına gideceğim yolda kafama göre de takılma şansım olacak. Belki bayağıdır Harap Botanik Bahçesi'ne gitmiyoruz. Oraya gidebiliriz. Ona bir dikkat. Yani burada ekstradan bonus da varmış. Belki oradan yürünür. Buradan hapishane derinliklerine bağlanır falan filan. Yol üzerinde karar veririz. 2 baş düşman hücresi zorluğunda oynayacağım. Ne çıktı bakayım? Taktik. Belki bir taktik build'ı da yapmak isteyebilirim ya bu arada. Hani güzel bir taktik silahı var mı? Sanırım şunlarla ilerleyebiliriz. Ya da Yumi ile, yaldızlı Yumi ile de denenebilir. Ya da burada seri crossbow var ya. Seri crossbow'la oynamayı bir deneyeceğim. Seri arbalet daha doğrusu. Şöyle toplu atıyordu. Bu da bası tuttuğumuzda hızlı hızlı atıyor. Çok güzel. Bunu çantama atabilirim. Savuşturma kalkanı çantamda daha iyi olur. Bunu sat. Balta ve ikili arbalet omatikliği aldığımızda göreceğiz neler olacak. Bir de bu arada şeye de bakayım. Düşmanın yanıcı yayar demiş. Kritik yatışları ilk fiddeler. O da güzel. Köklerle bağlanmış. Köklerle bağlanmış. Falan filan. Genel baktığımda okey. Ekstradan öğrenmiş olduk nedir ne değildir. Tamam. Biraz böyle bir gerildim orada. Bir de bu arada kulağıma çok yüksek ses geliyor. Onu birazcık kısayım şuradan. Tamam, size gelen seste bir sıkıntı olmadan onu da ayarlayalım. Orası bayağı bir kalabalıktı. Silaha da henüz tam alışkın değilim. Bu benim şimdilik işime yaramayacak. Belki neyse, daha dikkatli bakmak da lazımdı aslında da. Can çıktı, çok güzel. Şuradan aşağıya atlayalım. Hop, buradan taktik üzerinden devam edelim. Tamam. Kullanış şekli çok basit. Böyle bir ikinci hani saldırı yöntemiyle ateş edip düşmanları sabitleyeceğiz. Ondan sonra da seri arbaletimizle sıktıkça zaten şey yapıyoruz. Kritik vuruyoruz. Aynen. Beklenmedik bir kalabalık gelince oraya. Yine can çıktı. Güzel. Orada bir olayımız yok. Zehirli kanalizasyon. Tamam. Yanlışlıkla şeyi almaya çalışırken zehirli kanalizasyona girmeyeyim diye çekindim. Şuradan ışınlanarak gitmek daha mantıklı. Buradan sağa gidersek şeye gideceğiz. Dracula'nın kalesine doğru gidiyoruz. Yolu açmak için şöyle bir açayım. Buradan aşağı inelim. Güzel. Yuvarlanmıştım ya. Dünyanın en saçma şeyin, ya bilmiyorum niye hakikaten öyle oldu ama tepki de verdiğimi düşünüyordum açıkçası. Ya ulan 30 kapımızı gene hiç ettik yok yere. Çok kertikli yay. Yani seri arbaletle devam edeceğim şimdilik ya. Hasarımız daha yüksek. Bir de güzel combo da yapabiliyoruz. O yüzden ellemeyeceğim. Sakin oğlum. Oğlum. Allah Allah. Şimdi tabii araya sokup, yani araya zaman sokup tekrar geri döndüğümüzde böyle kolay adapte olamıyorum. Biraz kötü oynadım ama şimdi elim alışır. Sıkıntı yok. Aldığım hasarda aklım kaldı biraz da. Bundan hiçbirini istemiyorum ben şu an ya. Devam edeceğim. Şuradan taktik upgrade'imizi de alalım. Hasarımız yükselsin ki. Güzel. Şuradan inelim. Esas gideceğim yere geldim diye tahmin ediyorum. Para da bulduk. Aynen. Botanik bahçesine gideceğim. Fazladan loot olduğu için ve bayağıdır da gitmediğim için. Oradaki düşmanlar da biraz zorluydu aslında. Yani alışmam da gerekecek yine o tarafa da. Kaşif'in içgüdüsü. İçgüdüsü bunları. Buradaki kapıları kırıp lanetlenip toparlamak da mümkün. Aslında bazı şeyleri yorum olarak da yazanlar da vardı bu arada. Biliyorsunuz hani ücretli kapıları kırdığınız takdirde hani sadece lanetlenerek arkasındakileri alabiliyorsunuz. Para vermek yerine aslında lanetleniyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Onu bir ara kullanmak gerekiyor da işte. Burada ne varmış ya? Elit mi var acaba şuranın arkasında? Ona da bir bakmam gerekiyor benim. Ha şey, Katana Zero. Sade, hoş ve alçak bir masa. Aynı kelimenin tekrar tekrar yazıldığı bir not var. Öldür, öldür, öldür. Çok çeşitli değil ama düşünecek bir şeyin oluyor. Ben ikna oldum. Fırlatılabilen nesneler. Vurduğu düşmanları sersemletir, her düşman öldürüldüğünde bir cephane doldurur. Atışları ilk hedefi deler. Bunu çantaya alma şansımız olur mu? Bakınız. Ah, bu da çok güzelmiş aslında ama. Upgrade olarak, mutasyon olarak daha doğrusu, şey alacağım, ismini unuttum. Kirpi çantası değildi de. Göreceksiniz şimdi, sıkıntı değil. Unuttum, başka bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor. Hadi gidelim. Maalesef ki 30 kapısını açma şansımız olmadı. Arap Botanik Bahçesi'nden yolumuza devam edelim. Buradan gidebileceğim yerler nelerdi bu arada? Hapishane derinlikleri ve oradan da istediğim yere geçebiliyorum. Kemik odasına geçebilirim. Belki sürgünün bataklığına gitmem de kemik odasına giderim. Sürgünün bataklığına da gidilebilir. Bayağı. Neyse, öyle bakarız ona. Şey harcamayacağım. Selleri harcamayacağım. Boss sonrasında şey için kullanmayı düşünüyorum. Geliştir ve es kalitesini yükselt. Yanıcı yağ yayıyor ya. Düşmanları yakar gibi bir şeye denk getirirsem aslında. Okey. Yok, tamam, yemedi. Şimdi buradan baktığımda akrobatik çanta. Çantanda bir menzilli silahla yuvarlandıktan sonra menzilli silahla saldırmak. Silahtan bir cisim fırlatarak silahın mevcut hasarının %28 kadarını verir. Bunu bir deneyelim. Epeydir kullanmadığım bir şey bu benim. Hop. Bunu direkt satacağız. Bir upgrade daha deneyebilir miyim ya şeye? Arbalette buradan sattığımız sayesinde. Dönüşleri yani ilk hedefi delmesi iyi aslında ya. Max can değerine sahipken daha fazla sahip. Peki. Şimdilik canımız da full. Yeter kadar iyi değil aslında ama neyse. Bir denemiş olduk. Buranın düşmanlarına hiç alışkın hissetmiyorum ya. Yemezler. Çünkü ekran dışından da fırlatabiliyor ya bunlar. Biliyorsunuz benim en büyük kabusum ekran dışından bir şeyler fırlatabilen düşmanlar. Taktikten devam edelim. Daha iyi bir silah, piyadeyi falan filan yok. Bunları da çok da istemiyorum. Böyle devam edeceğiz şimdilik ya. Az kalsın kafamızı şeye vuracaktık. Dikenlere vuracaktık. Şeye bir tekrar bakmak istiyorum. Nasıl da çantanda menzili silahla yuvarlandıktan sonra menzil... Ha tamam. Bir olay yani. Tamam. Arada ekranda çıkan o düz çizginin, yani kesik çizginin sebebi çantamdaki şeyi fırlatıyor olması, satırı fırlatıyor olması. Dodge attıktan sonra yayla saldırdığımda otomatik olarak bunu bunun yerine almak isteyebilir miyim? Yok edildiğinde yarı yakar demişti yani. Düşmanı zehirler. Vallahi bu daha iyi gibi duruyor. Şeyleri de hiç kullanmadık ha bu zamana kadar aslında. Yavaştan bir kullanmam gerekiyor. Çantamızdaki araçlarımızı. Şuranın üst tarafında da böyle kırmızı ayrı bir oda gibi gözüküyor. Burası niye böyle gözüküyor? Özel bir şey yok herhalde. Tamam. Çok da fazla keşfetmediğim için burayı, gözümden kaçan pek çok şey bulunuyor olabilir burada. Abi bak şimdi oradan da atma yani. Ekran dışından gelen şeyler de var. Hasar almayayım, 60 kapısını açmak istiyorum diye. Şöyle bir şey yapılabilir. Saçma bir yere düşmedik neyse ki. Oh da. Düşmanın yanına gidene kadar orada hasar almam inşallah. Çok kötü yerde şey olduğu için. Tamam, kaçtık. Şunu da bir indirelim. Baklıkları fırlatıp duruyorlar. Buradan aşağıya atlamayayım. Görmüyorum ne olduğunu. Bam diye bir tuzağa düşebiliriz. Geçmişte çok yaşadık buna. Aynen burada bak tak diye tuzağın üzerine inseydik. Kapının arkasında ne varmış ona bakalım. Kritik vurmadığımızda sıkıntımız var. Kritik vurduğumuzda da çok vurmuyoruz aslında. Sıkıntı birazcık da o. ...60 kapısını da böylece açmış olduk. Çok güzel. Taktik isteyeceğiz. Daha iyi bir silah gelebilir mi? Ne gelir gelirse... Ya şu Yumi'yi acaba atışlar patlayarak zehirli bulut oluştururlar. Ama çok az şeyi var ya. Bir de ikinci bir silah da gerekecek. Bir dursun bakalım. Burada bunun olduğunu unutmayalım. Belki silahımı değiştirmeye karar verebilirim. Ki değiştirmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani 5 taktik statım olmasına rağmen ve silahım da hiç fena olmamasına rağmen aslında. Çok hasar veremiyormuşum gibi hissediyorum. Böylece 6'da olduk. Bakalım. Ya. Çok temkinli oynuyorum. Gördüğünüz üzere oradaki tuzağa basacaktım ama düşündüğüm için onu double jump'ımla yana doğru verdim kendimi. Böyle de kral bir oyuncuyum yani. Kendimi övüyorum değil mi böyle? Gideceğim yer zaten hapishane derinlikleri. Gitmek istediğim yer daha doğrusu hapishane derinlikleri. Allah kahretsin ki şu yukarıda da gidilebilecek yerler vardı. Neyse şuradan geri dönüp öyle şey yapayım. Ben o Yumi'yi alacağım ya. Bir de benim yani elimdeki silahın üzerinde canım fullken %50 hasar ver şeyi olmasına rağmen çok az hasar veriyorum. Parayı da alalım. Paraya epey ihtiyacımız olacak. Çünkü Yumi'ye geçtiğim zaman ikinci bir silah da ihtiyacım olacak. Sürgünün bataklığına gitmemizi istiyor ama şeyden sonra, hapishane derinliğinden sonra gitsem de olur diye tahmin ediyorum ona. Karşıya geçince ne var ya? Ha. Tekrar hayattayım ama gölgelerden gezen deliği hissedebiliyorum. Kraliyet emri. Botanik bahçesini yakmak için bir emir daha. Burayı tamamladık. Şuradan ışınlanıp bir de sol tarafa doğru gideceğim. Burayı tamamen de... Şurada sanki aşağıda biraz daha bir şeyler var gibi duruyor. Sol tarafa da gidiş olması lazım diye hatırlıyorum burada ya ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorum. Bu nedir? Zehirlenmiş hedefi %80 hasar. Yok, benim işimi görecek bir şey değil. Kapının ardına var bakalım. 5 hücre 5 hücredir. Bunların hepsi silah upgrade'imine gider. Yani silah upgrade'ine dediğim forge'a. Bir boss'a daha gittikten sonra. Baba. Neyse ki şeyi geçmiştim. Ulan düşen de bir şey değil ya, aman. Hop! Son anda. Son anda. Aşağı deşlememek gerekiyor burada çok. Son anda şeyden kurtulduk. Bunların ikisini de istemiyorum. Lan keşke bir tanesi taktik olsaydı da belki... Neyse satacağız. Hop, burada güzel bir şey var. Canımızı yeniler. İyi bari canımızı gene fullledik. Bu da çift taraflı oldu. Gerçi daha iyi olabilir mi elimdeki? Yok. Aa yok, daha iyi de gibi de duruyor. Düşmanın yanıcıya ayar, el bombası fırlatır. Yani daha iyi de değil gibi de duruyor. Her halükarda değiştireceğiz. Hadi bunu kullanalım biraz. Çok kullandığım bir silah değildi bu. En azından değişiklik olsun, kısa bir süre içinde olsa. Aha, nasıl acaba şey yapıyor? Cephanesi pasif olarak tekrar da olmaz. Kritik hasar güçlenecek cephane. Tamam. Yakın dövüşte vurduğum zaman cephane doluyor. Silah kullanmadığım için bilmiyordum o özelliğini. Bu arada Hyper Light Drifter içerisindeki oyunun içerisindeki silah. Aslında bu silah. Oğlum şeyi görmedim. Düşmanı görmedim. Kamera açısı değişti diye ya. Karambolde gidiyorduk vallahi. Yukarı da çıkıyor. Tamam. Gideceğimiz yerler şu aşağıda bir loot var. O aşağıya bir ineceğiz. Yukarıda da bir dükkan var. O dükkana da çıkarız. Tamamını gezmiş olacağız ya. Almak istediğimiz pek çok şey var gibi duruyor. Bakarak iniyorum ki. Niye benim Dodge ile alakalı bir sıkıntı mı var benim kontrolörde acaba diye şey yaptım. Çok bariz bastım yani hani. Neyse peki. Bir bakmam gerekiyor. Bluetooth'tan da bağlı değilim. Hani Bluetooth bazen atıyorum çekmedi de işlemedi vesaire falan olsa onu da alacağım. Kablolu bağlı şu anda. Kontrolü. İkinciye böyle bir saçma hasar almış olmam. Bunlardan biricik olacağını zannetmiyorum ben de. Yok ya, paralarımı buna harcamayacağım. Silaha harcayacağım paramı. Ya orada ortalık çok karıştığı için. Aldık o hasarı. Yapacak bir şey yok. Zaten 60 kapısını geçtiğimiz için bir sıkıntı görmüyorum bununla alakalı ben. Ben şuradan şuraya daha yakın gibi gözüküyor. Gideyim silahlarımı bir gözden geçireyim. Şimdi yaldızlı Yumi'ye buraya alacağım. Bunu satacağım. Valmont'un kırbaçı ya, piyade ile yürüyeceğim herhalde ya. Ulan gene daha neyse değiştiririz. Şunların ikisinin yerini değiştireceğim. Ağırlıklı olarak bunu kullanacağım zaten. Çok çılgın hasar vereceğini düşünüyorum bunun. Olmadı yanında da piyade olduğu için her türlü hasar vereceğimiz bir dünya var gibi geliyor. Pekala. Şimdi buradan hapishane derinliklerine gitmeyi planlıyordum. Çünkü şeye gideceğim. Lanetli sandığı yine alacağım. Macera olsun diye. Umuyorum ki 60 kapımızdan güzel de bir şeyler çıkar. Çıkmadı. Zaten ayarlamıştık silahlarımızı. Çok da problem değil. yani 4 artı, ikisi de artıymış bu arada ya. 2 artılı falan çıksaymış bari, neyse. 2 artı kalitesini ikisini de yükseltmek de istiyorum aslında. Kurbanlar öldüklerinde tüm düşmanları yavaşlatır, çok güzel. Bunu da arttıralım. Donmuş hedefe daha fazla hasar. Donmuş hedefe, peki neyse, çok sıkıntı değil. Pekala, hangisini alsam daha mantıklı olur? Dikenli uç aslında. Şurada mouse da her seferinde çıkıyor böyle. Dikenli ucu kullanmak bayağı şey gibi geliyor. Ekstra hasarmış gibi geliyor. Onu alacağım şimdilik. Canımı doldurayım. Bunu da geri alayım. Yok, bankaya gitmem. Hapishane derinlikleri gibi bir yere gitmek varken bankaya gitmem. Bankaya çok fazla gitmedim. Aslında bir ara daha da fazla gitmek gerekiyor da. Bakın bundan ne çıkacak? Yak. Geniş kılıç kullanacağım bir şey değil. Görünmez olma ihtimallerine karşı. Aa, challenge odası var. Çok güzel. Yukarıda görünmez düşmanlar var. Dikkat etmem gerekiyor. Allah kahretsin. Neyse. Ha, şu da olur. Çok güzel. Görünmez düşman var yanda. Aa, yokmuş. Gözüm şey olmuş. Çok güzel. Bunu aldığıma göre şuradaki challenge odasına da gidebilirim. Meydan okuma kanalı. Hop, upgrade'lerimizi alalım. Seni yerleyen şu an özellikler valla elimdekinden daha iyi. Şunu da taktiğe gömdük müydü? Hadi geçmiş olsun. Sakin. Çok güzel. Pırıl pırıl geçtik. Perfect geçebilmek, o da mutlu etti beni. Duvara çarptı mıydı? Canını okuyor. Yumi bayağı iyi. Bosslarda çok işe yaramıyor olması tabi problem. Canımızı da fullleyebileceğiz. Ama zaten çok hasarım olmadığı için. Aa, yan taraftaki şeyi görmemişim. Tamam, inelim. Aa, canmış ulan, şey para çıkacak zannettim. Neyse, zaten ekstra bir tane dağımız da var. %2 can doldurmak için yiyecek almak şey geliyor. Yani şey müsriflik gibi geliyor. Halbuki olmaması lazım yani. Güzel. Orada bir panik oldum. Ama dön bakayım. Paramızı alalım. Dediğimizde ne çıkıyor bakalım. öldü otomatik. Zehirlenmiş hedefe %80 hasar falan diyor ama çok ölen kurbanlar yanar. Yanıcı bomba fena da değilmiş aslında ya. Gerçi düşmanı zehirlediği için... Ah, yok yok tamam dursunlar şimdi. Değiştireyim bunu. Daha iyi olabilir ama... Yok tamam bununla para harcamayacağım ben galiba ya. Güzel. ...60 kapısı olsaydı onu da açmış olacaktık ama... ...60 kapısı yok burada. Çok... Tryhard oynuyorum. Muhabbet de çok edememiş olduk bu sebepten ama arkadaşlar yani. La, almak istediğim çok da bir şey de yok ya. Şu kedi şeyse belki kediyi alırım. Yeşilmiş bu da. Sat gitsin. Ne yapmak istiyorsak ona şey çıkmıyor bazen. O üzücü oluyor. Tarihi kanalizasyon. Tarihi kanalizasyondan şeye geçiş var mıydı? Dayanılmaz mahzene geçiş var. Oradan uyku sığınağına gidiş var falan filan. Şöyle bir bakayım. Bölgenin bataklığında da bir artı şey yok. Burada da artı yok. Hiçbirinde ekstra artı bir şey yok. Sürgünün bataklığında... Ulan keşke bir artı olsaydı. Neyse tarih kanalizasyona gideyim ya. Kesmediğimiz bir boss keselim. Yani bir süredir kesmediğimiz bir boss keselim en azından. Biliyorsunuz Bahamut'u çok kestik. Burada harcama yapmayacağım. Bunu da 2 artıya yükseltsem ya. Çok iyi bu arada. Bir düşmanı öldürdükten sonra... güzel. Yanıcı ihanet ama peki. Silahlarımdan memnun olduğum için çok şeye gitmedim. Bir de karga ayağı aslında... Yakından yapılan... yakından yapılan menzilli saldırılar %38 bonus hasar veriyor. Bayağı yakından oynuyorum zaten. Elimdeki piyade yayı da buna çok uygun. Ya da biraz daha... Ya şu an sıfırlayamıyorum da. Dikenli uç... Karga ayağı alıp birazcık daha savunma özelinde mi gitsek dedim ama... En iyi savunma ofanstır arkadaşlar. En iyi defans ofanstır. Bunu unutmayınız. Şimdi bunu deyip öleceğim değil mi? Yok burası biraz da darda bir alan olduğu için epey yakından dövüşeceğiz düşmanlarla. Dolayısıyla aslında savunma şeyi almak da mantıklı olabilirdi. Ama... Pardon. Evet. Şunun arkasına inebileceğim dünyada. Hop. Şu öldürdüklerimden patlayan şey Allah. Çıktığını unutmamam lazım. Aşağıda mıydı, yukarıda mıydı acaba o şey? Yukarıdaydı. Şuna bir bakalım ne var ne yok. Kurt kapanı da aslında epey işimize gelebilir ama. Bam diye öldürmüş olması. Çok güzel. Yumi hakikaten iyi bir tercih oldu ya. Kırmızı olduğu için bir işimize yaramayacak bu. Çok tuzak var burada. Hasar almamam bayağı mucizeydi orada. Suya da girmeme rağmen. Ekran dışından. Sadist kamasının şeyini de almamışız bu zamana kadar. Şurada... Kolay oldu neyse ki. Aa, hızlı yay. Düşmanı zehirler. Dikenli şeyden de ötürü... Ölen kurbanlar yakındaki düşmanları dondurur. Yanan hedefe hasar, atışlar... Galiba bunu alacağım ya. Dikenli uçtan yararlanmak için. Öyle bir şey yapacağım. Seviyorum çünkü bununla oynamayı ben bir de. Hızlı yay kombolarını seviyorum. Başlarken seri arbaleti de aslında seviyordum ben, hızlı atış yapan şeylerden. Yumi'miz zaten hani burst burst tasarımızı da veriyor Yumi'miz. Şimdi alalım. Güç parşömeni var. Şu ahtapot kolları bazen bug'a giriyor. O bug'a girdiği zaman nasıl davranacağımı kestiremeyebiliyorum. Benim mallığıma aldığım hasar. Gittim bombanın üzerine atladım. Bu Allah kahretsin ya. Ulan 60'a da yakındık bayağı. Kaçtı tam hatırlamıyorum ama. Ah be ya. Ah be Orhun. İlla bir aksilik çıkıyor. Neyse. Olur böyle bakalım. Bunların can sıkmasına izin vermemek lazım. Yoksa oyun boyunca ona takılı kalıyorsun. Bunlardan hangisi daha çok can veriyor? Bu daha çok can veriyor. Buradan yürüyelim. Paramızı alalım. Taktikten devam. Ama buraya da ekranın o kadar dışından yollamazsın ya. En azından bir hasar daha almadık. Orada çok karıştı işler. Bak şimdi ya. Bir tane daha var bir yerlerde. Nerede var bilmiyorum ama. Okey. Silahlardan belki daha güzel de bir şey çıkar mı? Atışlar arkalarında alev yolu bırakır. Hızlı yaydan bir an daha vazgeçecek miyiz acaba? Bence geçilebilir ya. Düşmanı zaten şeyle zehirleyeceğiz. Yok ya, düşmanı zehirliyor olması bayağı iyi. Ne kadar hasar veriyor tam kestiremedim ama parayı verip şimdilik almayacağım. Gene de dursun. Belki sonradan değiştirirsem fikrimi. Ona göre hareket ederiz. Bir türlü karar veremedim. Buradan nereye iniliyordu? Ha. Buz kalkanı istemiyorum. Kapıdan da herhangi bir beklentim yok. Ezici benim ne kadar işime yarar? Ya düşmanı zehirleyen her şeye okeyim. Bayağı hasar veriyor. Birikiyor o şeyler gibi geliyor. Yavaşladı. Yok. Bu boss'ta işime yaramayacağı için ben bunu satacağım. Canı da doldurmayı mı tercih etsem yoksa... Doldur ya. Hadi 100 canla gidelim. Muhtemelen bitiyor burada şey. Bak şimdi. Bug'a girdi gidiyor öyle. Bana saldırması lazımdı halbuki. Hayır. Aman. Bir sürü şey var burada. Tamam. %50 can yeniliyoruz. Purpose sayesinde yenileyebiliyoruz daha doğrusu. Şuradan aşağıya şu şekilde geçişimizi yapalım. Hasar almadan. Ha, girişimiz burada. Şu sağda bir tane parşömen varmış. Onu da alayım. Şunu da satacağım. Muhtemelen. Saçma bir hasar almazsak. Ulan 60'ımızı nasıl bozduk ya? Ziyanı yok, ziyanı yok. Şuradan gideceğiz. Artık karpuzu da satıp... Ha, buradan geçiş yokmuş, pardon. Uzun bir bölüm olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu şimdi fark etmiş olmam. Kaç dakika olduk ki ya biz şu an? 3 dakika olmuşuz bile. Ya daha seri oynamamı tercih eder misiniz bilmiyorum ama yani birazcık şu aşamada böyle bir tempoyla gitmek gerekiyormuş gibi geliyor bana bir yandan da. Şunu alayım, arkada para kaldı. Bu bir işime yaramaz. Şimdi burada benim işime yarayabilecek neler var? Baykuş da fena değil aslında. En yukarıda da para... Şunu alacağım 1. Şunu alacağım 2. Bir de baykuş alacağım. Güzel mi bakayım? Atışlı hedefler. Yok ya benimki... Gerçi 4 artı, bunu artık değiştirmek lazım ya. Düşmanı zehirlerden ötürü sonuna kadar gidemeyiz yani 2 seviye şeyle. Belki birkaç reroll atarız. Oradan bir şeyler çıkarsa çıkar. 335 tane şeyle geldik. Dayanılmaz mahzene. Başka geride bıraktığım, almak istediğim vesaire falan bir şey var mı? Yani bir tane eşya var orada ama çok önemli değil. Yeter. Daha fazla beklemeyelim. Öyle. Pekala. Hadi bakalım. Bayağıdır bu boss'a da gelmiyorum ama. Çok sıkıntı olur mu? Onu da zannetmiyorum. Mutasyonlardan şu an benim neler vardı? Çantamdaki akrobatik çanta, dikenli uç, yakın mesafeden. Okey ya, değiştirmeyeceğim bunların hiçbirini. Burada 2 artıya gidebiliriz. Hasarımız epey bir artmış oldu aslına bakarsanız. Bunu da S'e çıkartırsam. Bir de hedefi delmesi veya ölen kurbanların yakması çok mesele değil. Zehirlenmiş hedefe daha fazla hasar vermesi güzel ama. Yok edildiğinde şeyleri yakar. Çok önemli değil. Köklerle atışla ilk hedefi deler. Yok edildiğinde bir el bombası bırakır. Tamam, şimdi öyle kalsın. Bir level şey zaten o. Bunlar zaten okey. Bence okeyiz ya. Gayet hazırız ve nazırız. Canımız full, her şeyimiz full. İnanılmaz temkinli gidiyoruz. Şimdi önce bunu bir çağıralım. Bu da gelsin. Yumi ile buna vurmak ne etki eder acaba? Onu çok da bilemediğim için. Aa, hayır. Yakalanmazdım ben ona ama. Kolay olacak ya, sıkıntı yok. Ah. Lan. Ah. Dibimdekinden. Yumi düşmanı da boss'u da geri ittirebiliyor. Kolay kestik. Hasar da almayabilirdim ama ben çok olamadım. Ne derler onun adına? Adapte olamadım diyeyim. Bıçak dansı. Ya bıçak dansı çok da iyi bir şey değil. Buz parçaları. Hasarları falan bayağı arttırıyor ama hiç gerek yok. Şu an öyle bir riski almaya. İyileşme diye bir mutasyon da bulduk. Demek ki boss'tan alacağımız şeyler de varmış bizim. Bir şey unutmadık değil mi? Buradan uyku sığınağına veya mezarlığa gidebiliriz. Yanılmıyorsam mezarlıktan saat kulesine geçiş olmayabilir ama uyku sığınağından var. Dolayısıyla uyku sığınağına gideceğim. Nice. Hadi bakalım. Biz buraya geldiğimizde, ha bu arada tabii ki bu upgrade'imizde 355 tane bayağıymış. %60'a kadar 2 artıydı. %75 kadarı. Epey bir yükselttik şeyimize. Burada iyileştirme vesaire falan geldi mi? İyileşme yeni geldi. Bir şey daha bulmuştuk. O zaten herhalde konuşmasak da ekleniyor buradan geçtiğimizde. Ne bulmuştuk ya? Sadis kaması bulmuştuk. Aynen, tamam. Herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorum. Canımı dolduracağım tabii ki. Şunu da alacağım. Devam. Uyku sığınağı bu arada epey riskli yerlerden de bir tanesi. Çok saçma hasarlar alınabiliyor. Dikkatli oynayacağız. Problem yaşamayacağız. 2 aşamalı bir yer, bir de burası. Hayret. Nasıl oldu da? Yemedi. Kalabalık olduğu zaman düşman sayısı. Yumi iyice. Arkadaşlar, korkanın çocuğu olmaz. Bunu istemiyorum. Şunu bir çağıralım. Üçünün yakın yerde olduğu zaman şöyle geleceğiz, toparlayacağız. Karşıya geç. Ne var burada? Tabela. Layık mısın? Bir duralım. Burada hasar verecek bir şey olabilir. Tuzak hissettim yani orada. Ölüyorduk. Çok kötü ölüyorduk hem de yani bir de. Lanet kalktı. Layık mısın neymiş ya, onu merak ettim. Layık mısın? Şeye gönderme mi acaba bu? Labirent gibi yapmışlar ama layık değilsin. Acaba kapıda kırmadan falan gelseydim böyle bir şey olabilir miydi bilmiyorum. İlk kez denk geldiğim için emin olamadım. Bir daha denk gelirsem farklı bir yöntem ile geçmeye çalışırım. Niye geri gitmedi o ya? Kendini mi savundu? Can doldurabiliyoruz. Para da bulduk. Ulan ne bereketli yermiş. Kurt kapanı. Yani kurt kapanı belki bunun yerine almak ister miyim diye düşündüm ama aslında alabilirim ya. Gene bunu artık upgrade etmemiz gerekecek yani. Çok bir hasar verdiği de yok yani. Birinci seviye bir şey. Hem... şeyde bayağı işime yarar. Saat kulesi boss'unda bayağı işime yarar. Şurada bir saniye. Seste bir gecikme var gibi. Benim Elgado'dan gene bir sıkıntı oldu. Görüntü gidip gelecek arkadaşlar. Tamam. Devam edebiliriz. Şurada. Atom bombası atıyorum sanki, anasını satayım. Herkes ölüyor. Lumi'nin sağladığı şeyden. Zehir bulutlarından. Bir sonraki aşamasında alabileceğimiz şeyler bunlar. Kapıyı da açamıyoruz. Evet, basacağımız yer burası. Bunda basamıyor muyuz ya? Basamıyoruz. İkinciye tekrardan geldiğimiz yerden şöyle. Evet, aynı şeyi takip ediyoruz zaten. Bir sıkıntı yok. Şimdi düşmanlar da yenilendi tabii. O büyük olanlar sıkıntı. 60'ı gördük en azından. Dalgın gidiyordum. Ya! Kaçamadım. Çekiyordu bir de bizi bu. Baykuşumu geri çağırayım. Şu sol tarafta bir şeyler de var mıydı ya? Hücreler varmış. Şu aşağıya da bir kontrol edeyim de ondan sonra gideyim dışarıya. Hayabusa botu bir işime yaramıyor. Aşağıda da bir yer, birkaç yer gözüküyor. Onlara da yine bir gidelim. Hücreler vardı çünkü. Geride bir şey de bırakmak çok istemiyorum. Beş tane hücre için gelmiş olduk aslında ama yok, sadece onun için değil. Şurada bir kapı daha varmış. Burada mı dışarı çıkıyor ya? Okey. Aha. Karganın kanatları. Güzel. İhtiyacımız olursa alırız onu yana. Gerçi epey bir can var değil mi ya? Sağda solda bir dünya kalp birikti. Bitsin ya. Aman saklaya saklaya. Nereye kadar gideceğiz? Hayır 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 hayır, işte hayır. Odunu istememiştim. Normal salsın istedim, dümdüz atladı. Keşke saklasaydım canı. Biliyorum daha evvel de buraya yakalanmıştım. Başıma geleceği anladım ama. Çok güzel. Şu kutlayı bir indirebilirsem önce. Son anda. Yukarıda bir şey var gibi hissettim de bir dakika dur. Şurayı bir görmek istiyorum. Aynen. Parşömen varmış. Daha çok can verene gitmek en mantıklısı. Taktik dediğimizde ne göstereceksin bakalım. Piyadeyi o kadar da iyi değil. Beğendiğim bir silah buz arbaleti yak. Ha, unutulmuş türbede. Buradan başka nereye gidiliyordu ya? Unutulmuş türbeyle saat kulesine de geçiş olması lazım. Ya da dur, unutulmuş türbeden de saat odasına geçiş de olabilir. Bir bakmak lazım ona. Her türlü unutulmuş türbeye gitme ihtimalimiz yüksek. Şuradan bir gitmediğim yerlere de bir gideyim, gezeyim. Bulunmadık taslaklar çıkıyor çünkü bir yandan da. O yüzden de boş geçmek istemiyorum. Çok saçma hasar almıştım ya bunların attığı bomba yüzünden de. Öldürüyordu yavşak. Tek atıyordu bildiğiniz ya. Dert değil. Şimdilik bir dursun. Memnunum çünkü hani baykuşumdan da memnunum. Kapandan da memnunum. Nereden geldik o? Ha, bu attı. Yemezler. Saat kulesine direkt gidebiliyormuşuz. İki tane kalp vardı diye hatırlıyorum da. Biri şurada. Bir tane mi vardı? Şu canına bir gideyim ben. Biraz koşacağız ama. %15 kadar. Eyvallah. Hiç yoktan iyidir. Şurada bir tane de elit var. O elitle de kapışalım. Oğlum devasa odan çıkmazsa çok sevinirim ya. Ha, şuna bir bakayım. Can doldurulacak bir yer olabilir burası. Yok, mağaraya geçiş. Tamam. Artık gösteriyor mu onu diye baktım ama yok, göstermiyor. Ya kapıyı bulduğum zaman direkt şu işte yolu açı etse ne kadar tatlı olur aslında da. Neyse, unutuyorum sonra. Güzel. Çok zorlanmadık en azından. 2 stat veriyor ama 2 stat... Gerçi canımı arttıracağı için tercih edebilirim ya taktik yerine. Canım 4400 lira çıktı. 2500 canımın yükselmesi lazım biraz ya. Tamam. Buradan da saat kulesine geçiş yapacağım. Unutulmuş türbe yerine. Unutulmuş türbeyi de daha sonra gideriz gene. Hadi bakalım. Aa, 60 kapısını açtık değil mi? Doğru. İyi güzel, tadımızı en azından yerine getirecek bir şey bu. Asılma kırbacını geçiniz. Ah, bu daha iyi olabilir mi? Canım biraz azalıyor ama en azından... Baykuş'tan daha mı iyi olur acaba diye bakıyorum. Olabilir ya. Çünkü hasar aldığım zaman baykuş oradan kalkıyor. Kayboluyor yani. Harcamayacağım yine. Çok da upgrade etmenin manası yok gibiydi ama. Canımı doldurup geçeyim. Erken ölmeyelim. Şöyle bir şey... Yakın mesafeden yarın... Yok, yakın mesafeden de devam edelim. Dikenli uç... Acaba bir tanesini değiştirsem mi diye bakıyorum. Akrobatik çanta... Akrobatik çanta yerine karga yağını alacağım ya. Bakınız, dikenli uç, karga yağı, yakın mesafeden. Bu sayede birazcık olsun savunma şeyimizi de arttırdık. Arkamızda bıraktığımız şeylere takıldıklarında, karga ayaklarına takıldıklarında şey oluyor. Düşmanlar yavaşlıyor çünkü. Geçiniz. Haydi bakalım. Tamam, şunu göreyim de. Eskiden bu şeylere yaklaşmadığınız zaman açılmadığı için bütün yolu yürüyerek geri dönüyordunuz. O yüzden alışkanlık. Onu düzelttiler yanılmıyorsam ama. Hala da alışkanlık garanti olsun diye. Aşağıda elit gördüm de. Biraz bekleyeceğim. Akılsız başın cezasını ayaklar çekmesin diye gene ben bir garanti olsun diye gidiyorum, yaklaşıyorum şeye yani. Çok kertikli yay da aslında ama atışlar hedefi deldiği için şeyle dikenli uçla çok iyi çalışmayabiliyor. Bir bakayım ne var ne yok diye gene. Yok, bunlar yaramaz. Patlayıcı arbaletle de aslında bir ara bir şey yapmak lazım ama build yapmak lazım. O da bayağı iyi olabiliyor. Aha. Atışlar patlayarak zehirli bulut oluşturur. Ya ulan. Upgrade edeceğim galiba. Zehirli bulut oluşturdukları için bayağı iyi aslında ama yani duvara vurdun. Ya her türlü değiştireceğiz ya. Sonuna kadar 4 seviye şeyle gidemeyiz gibi geliyor. Artı 20 hasarı var. Yukarı ok fırlatır. Düşman saldırısı tarafından kesilemez. Ötekinde de var zaten o. Yine de değiştirmenin vakti geldi. Tek atıyoruz gene. Neden? İki tane arka arkaya aynı düşmanla karşı karşıya geldik. Birine tek attı, diğerine atmadı. Yani ben de şey, gardımı düşürdüm açıkçası. Orada saçma tepki veremedim yani. Üzücü bir hasardı o ya. Ama ziyanı yok. Şimdi bir şey değiştirmek istemiyorum. Şurada gizli düşman var diyecek. Allah, bir tane daha varmış. Tamam. Karga ayağı sayesinde challenge'ı da tamamladık. Şuradan aşağıya bir ışınlanayım. Bir tane elit vardı, karşılaşmadım. Yapıyorum. Aşağıda bir yanı güzel. Elimdekinden daha iyi. Şey de daha çok uyuyordu. Statı da daha iyi uyuyordu. Ve aşağı vurduğumuzda bayağı tatlı yakıyoruz artık ortamı. Aa. Benden daha hızlı çek diye yapacak bir şey yok. Kapısını açamayacağız gibi hissediyorum ama ya. Bu hatalarımdan ötürü. Aha. Paraymış. Keşke can olsaydı. Ben gene şurayı bir göreyim. Tamam. Can düştü. Buradan vahşetle devam edersek. Arkana bir dönsene. Kendini savunabiliyor galiba şu şeyler. Çok da emin olmamakla beraber. Ben nasıl yukarı çıktım? Kendim zıplamamış olmama rağmen sanki oldu gibi geldi ama. Şey var. Diğer taraftan mı geçiyor bunu ya? Robotları yan taraftaymış. Oradaki ölü hücrelerin girişi. Önce yukarı çıkacağız. Bir şey diyeyim mi? Aslında 29 tane daha düşman çıkar mı? Çıkar ha. Sakin olursak, dikkatli olursak. Belki 60 kapısını açarız. Görünmez düşmanlara karşı uyanık olmak lazım. Nasıl ölmedi o ya? Bazen ilginç bir biçimde tek atamıyoruz düşmanlara. Kaşifin içgüdüsü baktığımızda 38'deyiz. 22 tane düşman yok ya. Tüh. Güç parşömeni varmış aşağıda. Onu kaçırmayalım. Yukarıda bir tane daha parşömen de var. Parşömen... Ya, 2 tane parşömen var hatta. Okey. Parşömen taşıyan düşman var bir tane de. Okey. Kin kılıcı. Bir hasar aldıktan sonra 8 saniye içinde veya lanetliysen kritik vuruş yaparsın. Hasar aldığında zehirli bulut yer falan diyor ya. Yok bunlar. Maalesef ki ikisi de işime gelmeyen şeyler. Build'ıma yaramıyor daha doğrusu. Dereyi geçerken de at değiştirmenin zararı büyük olduğu için buradan bir şey çıkmıyor çok iyi. Aşağıda bir şey yok mu? Ne yapıyorsun sen de? Arkadan. Bak bir tane de yukarıda çıktı. Çan Kulesi sırrını da çözmek istiyorum da onu çözmek her zaman kolay olmuyor. Dinliyorsun, tam dinlediğin, benim kulağım da çok iyi değil. Hangi nota çaldı onu anla... Canımı kaybediyorum, hasar alıyordum az kalsın. Onunla uğraşmak istemiyorum. Zaten çok uzun bölüm oldu. Bir de açıkçası birazcık sabırsızlanıyorum şeye gitmek için. Daha çok taktik silah açmam lazım benim ya. Hep aynı şeyler çıkıyor. Daha iyi olabilir mi? Yok. Daha iyi değil. ...20'ye geldi bu arada. Taktik statımız. Şurada 3 tane düşman kalmış. Bir de aşağıda şey var. Şunu da öldüreyim diyeceğim de dur, 3 tane düşman bana yetmeyecek ki. Hiç gerek yok. Karambolde hasar alırız, masar alırız. Gerek yok. Şunlara... Buradan yiyeceğiz. İnceden kalına mı yapıyorduk? Kalından inceye mi yapıyorduk? Onu da hatırlamadığım için. Uğraşmayacağım gerçekten de şu anda. Direkt zaten geçebildiğimiz noktaya geldik. Video 1 saat 15 dakikayı geçmiş bir de yani. Kapı neredeydi? Ha şuradaydı, tamam. Basalım gidelim. 60 kapısını açabilirdik ama işte. Bunu S'e çıkartacağız. Dönüştürücüleri işlesem aslında karambolde çok kaliteli bir şey çıkar mı ya? Paramız da var. Bu zaten gayet iyi. Kurbanlar öldüklerinde yakınlarım şu an yani çok önemli değil. Düşmanı zehirler. Epik oldu. Oyunun sonuna kadar yürürüz oradan artık. Şimdi o var, o var, onlar var. Tamam. Hayır, 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 dur, dur. Tamam. Kombomu başlatamadım. Kafam karıştı. Başlatınca da tık 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 erittik. Panik oldum bir anda yani. Eziciyi satacağım. Buz patlaması güzel ama bu build'a gitmeyecek şu anda. Dracula'nın kalesi. Bir kez daha geldik sevgili Dracula. Burada biraz hızlı hareket etmem gerekecek çünkü zaman zaman şey geliyor. Dracula'nın bizzat kendisi gelip 180 çıkar mı bu? Çıktı. Çok güzel. Başımıza musallat oluyor. Hızlı hareket etmezsek. Haydi bakalım. Allah muvaffak etsin genç kardeşlerim. Güçlüyüz epey ha. Şurada görünmez düşman var. Oo. Siz de Allah. Azıcık bekleyeceğim. Başım. Sen gidince gelir alır bu. Ha tamam. Yani her türlü zaten buna geçeceğiz. Bunun başka şeyi yok. Düşmanı zehirlemiyor olması sıkıntı ama atışlar arkalarında alev yolu bırakıyorlar. O da güzel. Bir nebze. Köklerle bağlan. Bunu ben birkaç sefer değiştiririm şeyini belki ama. Legendary Yumi gelmesi. Her yıl yaka yaka gidiyoruz. Tek ata ata düşmanlara da. Elit yaptı adamı. Ya ödülü de çıksa keşke elit yaptığını diyeceğim de işimizi kolaylaştırıyor öyle olsa tabii. Yumi benim yeni favori silahım olabilir ya. Lan. Ha. Bir türlü hızlı yay otomatik nişan almadı. Bu uçan düşmanları niyeyse... Hah. Öyle o zaman. Aa şey taşı... Gene Medusa ile kapışmamız gerekecek değil mi ilk önce? Baba ne Yumi çıktı be? Daha iyi değil tabii benim elimdekinden bu. Dolayısıyla satacağız geçeceğiz. çıkmış burası gibi geliyor bana ama. Bunlardan da kaçalım. Şu an düşmanlara karşı birazcık zorluk yaşıyorum. Yaramaz. Aa, şurada can varmış. Kaçtı? %72 canım var ama zaten biraz şu taraflara gezeyim, ondan sonra can almaya da gideriz. Yok. Maalesef ki şu aşamada yemez şey. Bir önceki sefer de aynısını yaşadık. Burada demek ki sürekli olarak sabit bir cursed chest çıkıyor. Lanetli sandık çıkıyor. Onu planlayarak gelmek daha mantıklı olabilir ilerleyen safhalarda ama Allah kahretsin. Ödümü kopartıyor her seferinde. Biraz daha durabilir. %50 can veriyormuş bu. Burada karşıma çıktığında vurduklarım sayesinde biraz daha mesela boss'ta karşıma zayıf çıksa çok tatlı olurdu da hasar veremiyoruz burada belli ki. Atmış mı olduk? Aa. Bu beni mutlu etti. Tamam. Son anda sağdakine dönmem iyi oldu. Yoksa üzerime tır gibi geliyordu. Ha, şeye geldik. Medusa'ya geldik. Okey. Burası değil mi? Aynen. Sıfır hasarla geldik. Geçtik daha doğrusu. Güzel oldu. Buna gerek yok. Bizim buradan... Hadi şuradaki canı alalım, öyle gidelim. Bayağı full can geliyoruz ya. Hadi bakalım. İnşallah. Allah seni kahretsin. Ya! Savaştayken yemek kabalıktır dedi ve... Ha yo şey... Curse'müş. Eyvah. Eyvah ya. Eyvah ya. Çok iyi gelmiştim ya. 25 tane düşman... Var mıdır? Varsa hasar almadan öldürebilir miyiz? Ölüyorduk az kalsın. Abi. Çok dikkat etmem gerekiyor şeye. Dracula'ya. Tekrar gelecek o çünkü bana belli yani. Şuradan sağa doğru gideceğiz. Ulan yemeseydim keşke. Tamam. Ölümcül bir şey atmadı. Sakin olacağız. Ya! Ne vurdu bana? Ya! Böyle olmamalıydı ya. Böyle olmamalıydı. Gerçekten hevesim inanılmaz kursağımda kaldı. Ben şey zannettim. Bir önceki bölümde de hatırlarsanız normalde bu zorluk seviyesinde malezli yiyecek çıkmıyor olmasına rağmen karşıma çıkmıştı. Ben de yani yiyeceği lanetlediğini anlamadım. Hani malez bulaştırdı zannettim. O yüzden aldım. Uyansaydım o üzerindeki işarete, ki hani kuru kafa işareti vardı. Çok da düşünmedim ya. Benim hatam da var orada da. Almasam kesin, yani kesin olmasa da full canla gidiyorduk ve full şeyle gidiyorduk. Şifa şişesiyle gidiyorduk. En azından kesme ihtimali inanılmaz yüksek olacaktı ve çok da güzel de hasar veriyoruz yani. Yani ilk fazı inanılmaz hızlı ve kolay geçerdik. Ya inanılmaz tatlı bir build gitti ya. Build gitti. İnanılmaz tatlı bir fırsat kaçtı. Ama Dead Cell işte böyle arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, videoya beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Biraz hayal kırıklığımı içimde yaşayacağım ben. Yani aynı hayal kırıklığını hissedenler yorumlara da yazsınlar yani. Beraber dayanışarak geçelim. Şey, destek grubu kuracağım böyle. Neyse. 1,5 saati neredeyse yine devirmişiz. İlerideki denemelerde daha hızlı oynamaya da çalışırız aslında bakarsanız. Her bölümün bu kadar uzun olmasına da gerek yok. Ben de yoruluyorum yani sonuna gelene kadar. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenerek destek olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.